öyle de olmak zorunda dünyayla yarışabilmeleri açısından. Informatik. Mühendisliğine. Ne güzel. Ne kadar güzel. Şimdi burada denizcilikte bazı dersler teorik olarak verilmekte. Uluslararası kurallar gereği bu teorik olarak verilen dersler bir şekilde uygulaması yapılması gerekmektedir. Burada bulunduğumuz mekan denizde haberleşmeyle ilgili bir simülasyon. Simülasyon canlandırma demek. Yani bir olayı, bir şeyi, bir şeylere benzetme. Burada gördüğünüz bu cihazlar gemide bulunan telsiz kamerasındaki haberleşme cihazları, telsiz cihazları. Buradan üç tane kabin görüyorsunuz. Ortadaki kabin, eğitmen kabini, sağdaki, soldaki öğrenci kabini. Eğitim esnasında, uygulama esnasında bu cihazları kullanmak için öğrenci kabinlerine ikişer öğrenci alıyoruz. Eğitmen ortadaki kabinde, bir anlamda bu kabinler gemi, sanal ortamda gemi. Bu gemileri dünya haritası üzerinde herhangi bir yere yerleştiriyor. Daha sonra öğrenciden istediğimiz iki kabin arasında, iki gemi arasında bağlantı yapmasıdır. Bu bağlantıyı yaparken yersel teknikler var. İşte VHF, MF, HF, bir de uydular var. Uydu üzerinden bağlantı yapması. Bunun yanında eğitmen aynı zamanda ortadaki kabin kıyı istasyonu rolü görevindedir. Gemiden kıyıyı arayabilir mi? Gemiden kıyıdan, karadan gemiye bir çağrı geldiği zaman prosedürü biliyor mu? Ne yapacağını biliyor mu? Bu haberleşme kategorileri işte tehlike, acil, güvenlik, rutin gibi kategorilere ayrılmıştır. Bunlar üzerinde tek tek uygulama yapıyoruz. Öğrenci bunu başarabiliyorsa buradan geçip gidiyor. Eskiden gemilerde telsiz habitleri vardı. Sadece bu Morse haberleşmesi için. 1 Şubat 99'dan sonra telsiz habitleri ve Morse kalkmıştır. Bu işi güverte zabitleri yapmaktadır. Denizde haberleşme yapması için bu eğitimi alması lazım. Bir de Türkiye'de merkezi sınav var. Merkezi sınava giriyor öğrencilerimiz. Burada da öğrencilerimiz başarılı olmaktadır. Onu gururla söyleyebilirim ki. Tabii denizcilik eğitiminde diploma yetmiyor. Ben 20 sene önce mezun olduğumda sadece bir okul vardı Türkiye'de diplomayla gemiye gidiyordum. Şu anda 15 tane sertifikam var. Bunlar olmazsa olmaz. Evde çalışamazsınız. Şimdiki eğitim çok farklı. Uluslararası Denizcilik Örgütü hangi dersler verilecek? İçerikleri, hangi dersi kim verebilir? Öğretmenin nitelikleri, araç gereçler, altyapı neler olması gerektiği hep bunlar bir standartlar halinde eğitim ve sınav yönergesinde bunlar belirtilmiştir. Türkiye uzak avukatları olması için yine hizmet ve sınav vardı. Böyle aşama aşama gidiyor. Evet, benim söyleyeceğim bu kadar. Evet, sorunuz varsa teşekkür ederiz. Evet, kaptanım, mekan yardımcısı çok teşekkür ederim. Ben arkadaşlara da teşekkür ederim.